Sayın basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz Konya'da yaşanan katliamdan sonra Sayın Genel Başkanımız önce sosyal medyadan üzüntülerini paylaşmış. Daha sonra da sağlık meslek örgütlerinin ihtiyaçlarına tam uygun bir sağlıkta şiddet yasası için meclisi olağanüstü toplantıya çağıracağımızı ifade etmişti. Geçen hafta Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Altay Genel Başkanımızın çağrısını yaptığı konuda bir kanun teklifinin son şeklini vermek üzere tam 10 sağlık meslek örgütü temsilcisiyle bir araya geldi. Türk Tabipleri Birliği'nin genel sekreteri, Türk Hemşireler Derneği'nin genel başkanı, kamu diş hekimleri derneği, Ankara Tabip Odası, Türk Diş Hekimleri Birliği'nin temsil edildikleri Birlik ve Dönüşme Sendikası'nın Hekim Birliği'nin Aile Hekimleri Federasyonu'nun Keskin Sağlık Emekçileri Sendikası'nın ve Birleşik Kamu İşin genel başkanları düzeyinde temsil edildikleri bir görüşme gerçekleştirdiler ve pazartesi günü de Meclis Başkanlığı'na teslim ettiğimiz 16 maddelik hekime karşı sağlık emekçilerine karşı şiddete dur diyebilecek ve tüm bu örgütlerin mütabakatıyla hazırlanmış bir kanun teklifini meclis başkanlığına sunduk. Dolayısıyla tüm milletvekillerimizin ve tüm grupların değerlendirmelerine sunulmuş oldu. Aynı gün iş tüzükten ve anayasadan gelen haklarımızı kullanarak yeterli sayıda imzayla meclisi olağanüstü toplantıya çağırdık. Bizim talebimiz 1 Ağustos saat 14'tü. Meclis başkanı da uygun gördü Sayın Şentop ve o tarih ve o saate o gündemle toplantı çağrısında bulundu. Tabi bu başta sağlık emekçilerinin çoktandır istedikleri ama hep son anda komisyonlarda metinlerden çıkarılan bazı maddeleri tekrar koyduğumuz ve özellikle de sağlık hizmetinin sunulduğu yerlerde aynen mahkeme salonlarında olduğu gibi hiç kimsenin silahla giremeyeceği bir düzenleminde yapılacağı çok önemli bir içeriği var kanun teklifinin. Kanun teklifi sağlık emekçilerinin ve onların meslek örgütlerinin tam mütabakatıyla geliyor. Aslında meclisteki tüm siyasi partilerin hızlı bir şekilde bunu yasalaştırmasında büyük bir fayda var. Tabi ilk tepki kategorik olarak MHP'den geldi. Onlar balkonlardan alkışladığımız sağlık emekçilerinin, doktorların hem de daha pandeminin sonunda tekrar sandık başına gidip çok yüksek bir soğunlukla seçtikleri tabip odaları ve onların belirledikleri delegelerin yani hekimlerin seçtikleri delegelerin seçtiği Türk Tabipleri Birliği'ni kapatmakla meşguller. Bunlar yoğun bakımda olduklarında, yakınları hastanede olduklarında aman hekim bey yakınımızı kurtarın diyenler İşleri bittiğinde sizi kapatacağız diyorlar. Hepimizin sağlığının emanet olduğu ve ölümü göze alarak koronayla çarpışan böyle bir meslek örgütüne sizin bizi seçenler milli irade biz sandıktan çıkıyoruz. Demokratik meşruiyetimiz var. Siz çok yüksek oranlarla seçime katılım oranı olmasına rağmen çok yüksek oranlarla seçilmenize rağmen genel başkanımız sizden nefret ediyor. Biz sizden nefret ediyoruz. İşimiz bitince sizin kıymetinizi unutuyoruz diyorlar ve sizin seçtiklerinizi dikkate almayız ve onların kapatılmasından meşgulüz. Sizin hayatınızdan, sizin yaşatılmanızdan değil, meslek örgütünüzün kapatılmasından meşgulüz diyor Milliyetçi Hareket Partisi. Bu tavrı, bu tarzı bir kenara bırakalım. Bunun karşılığı zaten yüzde beşin altına düşmüş durumda. Bu tip tutumlarla daha da aşağılara düşerler. Onlara notu Seçmenler veriyor. Milletimiz veriyor zaten. Şimdi Mahir Ünal dün bir basın toplantısı yaptı ve Mahir Bey'in de rahatını kaçırmışız ki son derece rahatsız olmuş ve olağanüstü toplantıya çağrımıza şov yapmak diyor Mahir Bey. Ve anayasadan kaynaklanan böyle bir hakkı kullanmayı şov yapmak olarak ifade ediyor. Tabii Mahir Ünal konuşur da biz döner bakarız gerçeklere. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bu meclis 16 kez olağanüstü toplantıya davet edilmiş. 16 kez. Bunlardan 6 tanesini Adalet ve Kalkınma Partisi yapmış. 14 Eylül 2004'te, 26 Eylül 2004'te, 5 Eylül 2006'da, 19 Eylül 2006'da, 3 Eylül 2015'te ve 23 Eylül 2017 tarihlerinde bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri ve grup başkan vekilleri imzasıyla bu meclis toplantıya çağrılmış. Şov mu yapmışlar? Hayır. Anayasadan kaynaklanan hakkını kullanmışlar. Ama onlar yaptığında anayasal hak kullanılıyor, muhalefet yaptığında şov yapmak oluyor. Mahir Bey'in dün partisinin grup odasındaki ifadelerini kendi başvuruları bu şekilde mahcup ediyor. Bunun içinde hükümetle meclis başkanının görüşüp acil durumlarda meclis başkanının yaptığı çağrılar bunlara dahil değil. Bu direkt Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun. Ve Mahir Bey diyor ki bu yetkiyi kullanmak şovdur. Anayasanın 104. maddesi Cumhurbaşkanının yetkilerini düzenliyor. O yetkileri kullanınca şov değil. 93. madde bizim bu yetkimizi düzenliyor, şov oluyor. Ve diyor ki siyasi nezaketten yoksun diğer parti gruplarını aramadınız. Mahir Bey siz bu altı davetten hangisinde siyasi parti gruplarını aradınız? Zaten kamuoyunda aleniyet kazanmış bir durum. Önceden konuşuluyor. Ifade ediliyor. Imzalar alınıyor, teslim ediliyor. Meclis başkanı yedi gün içinde bir tarih belirliyor. Bütün Türkiye konuşuyor, efendim bize aramadınız, 600 tane milletvekilimize nezaketsizlik yaptınız diyor. Ya bir kere 600 adına neyini konuşuyorsun? 130 tanesi bizimle birlikte imza vermiş. 600'e nezaketsizlik diyorsun, 130 tanesi zaten imzayı veren milletvekili kendi kendine nezaketsizlik yapıyor, Mahir Bey söylüyor. 1 milyon sağlık çalışanının hayatı bir tarafta, milletvekillerinin meşguliyeti varmış o başka bir tarafta. Ve diyor ki biz bir Ekim'e kadar bekleriz. Bir Ekim'den sonra bunu kendimiz görüşürüz. Bir Ekim'e kadar Ekim'ler ölmeye devam etsin. Mahir Bey'in ve arkadaşlarının rahatı bozulmasın diye. Ayrıca örneğin siyasi nezaketten bahsedenlere söylüyorum. Mesela geçen hafta Halkların Demokratik Partisi Zaho'da yaşanan Turistik bölgeye yapılan saldırı ve kayıplarla ilgili yeterli imzası yok. 120 milletvekili yok. Meclis başkanına bir başka paragraftaki yetkiyi kullanıp meclisi olağanüstü toplantıya çağırın dedi. HDP diğer grupları aradı mı bu konuda? Yani meclisi olağanüstü toplantıya çağırırken diğer grupları arayın falan kamuoyunda aleniyet kazanmış, kamuoyunda konuşulmamış partilerin birlikte hareket etmesinde fayda olan veya sayımız yetmez de birden çok partinin bir araya gelmesi lazım o zaman görüşülür ama genel başkanımızın olay olduğunda kamuoyuna duyurduğu bir konuda. Daha önceki Adalet ve Kalkınma Partisi hangi bu tip durumda bizi aramış mesela. Mesela Mahir Bey bir de bunu söyleyen meclisin olağan gündemi hakkında kendi vazifesi olan ve teamilen yapması gerektiği bir iştir. Mesela Bülent Duran her cumartesi 12 ile 4 arasında bir saatte bizi arar ve der ki Sayın Başkan önümüzdeki hafta meclis gündeminde şunu düşünüyoruz. Biz de kendi MYK'mıza bilgi verelim. Bu nezaketi göstermeyen tek grup başkan vekili Mahir Ünal'dır. Az gösterenler var. Bülent Duran pek çok konuda farklı düşünüyoruz ama bu konuda bunu yapıyor. Ama Mahir Ünal'ı ben ararım pazartesi günü dört kere. Mahir Bey'in çeşitli meşguliyetleri falan MYK biter Mahir Bey'e zor ulaşırsınız. Olağan gündemi muhalefetle paylaşmayan Mahir Ünal bütün Türkiye'nin bildiği gündemde bize bir telefon açmadınız. Küslük oynamıyoruz doktorlar ölmeye devam etsin. Küslük oynamıyoruz hemşireler darp edilsin. Küslük oynamıyoruz gelmiyoruz efendim acil tıp teknisyenlerine saldırılar devam etsin. Bir Ekim'den sonra konuşuruz. Peki Mahir Bey, hani gelmiyorsunuz ya, çok meşgulsünüz, katılmayacaksınız. İsmet Yılmaz'dan böyle bir SMS bütün AK Parti grubu aldı, siz almadınız mı? Bütün AK Parti grubu. Muhterem arkadaşlarım, meclis başkanımız genel kurulu 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 15'te olağanüstü toplantıya çağırmıştır. İstisnasız tüm milletvekillerimizin belirtilen gün ve saatte TBMM'de hazır olmalarını önemli rica ederim. İsmet Yılmaz. Böyle bir SMS almadıysanız söylediğiniz lafın bir tarafı tutar olabilir. Siz şimdi bütün milletvekillerini o gün getireceksiniz. Ama salona sokmayacaksınız. Eğer toplantı toplanırsa salona girip önergeyi kanun teklifini reddettireceksiniz. Neden? Bu muhalefet partilerinin bir başarısı olmaz. Kardeşim gelin baştan girin ortak başarımız olsun. Gelin baştan girin hep birlikte yapmış olalım. Bazıları diyor kanun teklifini görmedik. Kanun teklifi meclisin internet sitesinde var. Her milletvekili danışmanları verildiği anda bunları görüyorlar biliyorlar kanun teklifi CHP'nin değil, on tane sağlık meslek örgütünün ortak talebi. Daha önceden de hepimize o ateşli silahlarla ilgili talep iletilmişti. Zaten onu hazırlamıştık. Üstüne bu konu geldi. Burada başka gündemler, başka sahipler olup da sonra işi efendim bir siyasi nezaket falan. Bakın siyasi nezaket nasıl ölçülecek siyasi nezaket? Bir partilerin siyasi nezaketi nasıl ölçülecek? Metrik bir şey bulabilir misiniz? Ben düşündüm. Mesela şöyle bir tablo var. Hangi parti kaç siyasi partiyle bayramlaşabiliyor? Sonuçta herkesi millet yolluyor. Cumhuriyet Halk Partisi meclisteki tüm siyasi partilerle bayramlaşan tek parti. Adalet ve Kalkınma Partisi mecliste HDP ile HDP, MHP, İyi Parti ve AKP ile MHP, HDP ve İyi Parti ile bayramlaşmazken CHP herkesle bayramlaşıyor. Peki toplamda bütün siyasi partilere baktığınızda AK Parti 11 siyasi parti ile bayramlaşmış son bayramda. CHP 17 HDP 5 MHP 8 İyi Parti de 16 siyasi parti ile bayramlaşmış. Tabi burada sayısı düşük olanların karşı tarafın bayramlaşmayı kabul etmemesi de önemli ama AKP ve MHP'de öyle bir şey yok. AKP, MHP ben onunla görüşmem, bununla el sıkışmam, bu kapımdan girmesin, o ihanet etti gelmesin, o benim içimden çıktı görüşmesin. CHP 17 siyasi partiyle bayramlaşabilirken iktidar olmasına rağmen herkesi kucaklayacak AKP'nin 11 bayramlaşma yapabildiğini ve eğer siyasette bir ölçüt getirecekseniz buralara bakmak gerektiğini hatırlatırız Mahir Bey. Buralara. Milletin seçtikleri, görevlendirdikleriyle bayramlaşmamayı, marifet bilip bize nezaket dersi vermeyin. Bu topraklarda da tüm inançlarda da bayramlar iletişimin birlikte olmanın ve bu toplumun beklediği beraberlik görüntüsünü sergilemenin günleriyken bayramda bu işi yapamayanlardan alacağımız nezaket dersi yoktur. Bunu Mahir Bey bilsin. Ayrıca çok bozulmuş. Ne demişim? Tayyip Erdoğan'a hadsiz demişim. Ya haddi var mı? Hadsiz ne demek? Haddin yok demek. Bir daha söylüyorum. Israrla tekrar ediyorum. Cumhur'a hakaret eden, millete hakaret eden, vatandaşa hakaret eden ve toplumun yüzde altmış altmış oy verdiği, oy vermeye hazırlandığı altı siyaset partinin hepsine terör destekçisi ve kuklalar diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı iş Buna haddi yoktur. Bu lafın bir benzerini, bir benzerini Herhangi bir genel başkan AK Parti için söylese, MHP için söylese tepkiniz ne olur? Biz böyle ifadeleri sizi seçen seçmene saygımızdan kullanmıyoruz. Zaman zaman diyorlar siz de çok ağır laf Çıkar diyoruz. Çıkar bakalım. Siyasetin dili. Bu ülkede toplumun yarısından fazlasının kadın mensuplarına sürtük diyen bir siyasi lider var mı yok mu? Cumhurbaşkanı en tepede oturuyor. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de bir vatandaşımıza dedim. Cumhurbaşkanı onu hiç düşünmemiştim ya çok ayıp oldu dedi. Cumhurbaşkanının ağzından o çıkınca nereye varıyor kime söyleniyor bazıları düşünmüyor. Bize söylüyor. Eşlerimize söylüyor. Kızlarımıza söylüyor. Gezide yaşam hakkını savunan çevreyi savunan toplumsal duyarlılığını diyele getiren itirazını dile getiren bütün kadınlara söylüyor. Öyle ki bunların kimi de AK Partililerin kız kardeşleri, MHP'lilerin evlatları. Yok mu? AK Partili'nin CHP'li kız kardeşi yok mu? MHP'linin CHP'li gelini yok mu? Bu laflar edilir mi? Ama hadsiz deyince vay efendim diyemezsin. Sonra biraz geçikmeli gece 11'den sonra uyandılar. Yine bot hesaplar, robot hesaplar, aktroller Efendim saldırıyorlar. Hadsiz Özgür Özel. Vallahi Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözüne karşı bunun hadsizlik olduğunu söylemek benim haddimedir. Ama onun haddine değildir. Siyasi parti liderlerine kukla demek. Onun haddine değildir terör destekçisi demek. Kuvayi Milliye'nin partisine terör destekçisi bölücü demek Recep Tayyip Erdoğan'ın haddine değildir. A da bu hadsizliktir. İstediğiniz kadar saldırın. Temel prensibi tekrar edelim. Trolünüzle saldırın, hakaretle saldırın, milyon liralık davalarınızla saldırın, her şeyinize saldırın. Bir kelime eksik söylersek, bir adım geri gidersek, bir santim eğilirsek namerdiz. Çünkü biz bir santim eğilirsek siz bu millete diz çöktürürsünüz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevi budur. Oradan gelen güçle konuşuyoruz. Bu gücü nereden alıyor diyor. Vallahi kendimden almıyorum bu gücü Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bu gücü kurucu kadrolardan, bu gücü kuvay Milliye'den alıyoruz. Karşısında iskilipli Atıf Hoca'nın pap 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 milli mücadeleye katılan şeytanlıktır diye Fransız uçaklarından, İngiliz uçaklarından minik minik pullama yaptıran parti değiliz biz. Aklınızı başınıza alın. Atatürk heykelleri köpekleşi gibi yerlerde sürüklenecek diyenlerin sağlığında geçmiş olsun ha. Cenazesine koşturanlardan diyenleriz. Demişti ki Mustafa Kemal'e zerre muhabbet besleyen de ne ölüme nedirime gelsin demişti. O yüzden biz gücü buradan alıyoruz. Siz de korkunuzu, paniğinizi, saldırganlığınızı ve korkaklığınızı yaklaşmakta olan seçimlerin sonucunu görüyorsunuz. O yüzden yaşıyorsunuz. Ayrıca, ayrıca Mahir Bey demiş ki efendim Cumhurbaşkanımızın Eleştirileri ne? Hadsizlik demiş. Eleştiriye bak. Kukla diyor, hain diyor, terörist diyor. Oysa diyor beni kastederek 2016 yılında mecliste diyor partisine yöneltilen en ufak eleştiriye sert cevap verdi diyor. Gitti diyor. Meclis personelinin odasını bastı diyor. Darp etti diye anlaşılmış. Tart etti diye söylüyor. Tart da yok, dart da yok. Çünkü o saatte meclis kapalı ilgili personel meclis dışında ayrıca odası yok personeli almışlar aktrol olarak AK Parti grubunun merdiven boşluğuna makam yapmış kendine her geçen de ona sataşıyor o bir şey söylüyor falan beyefendinin yaptığı paylaşımlar burada bu sayısız paylaşımındaki küfürler olmadık şekiller olmadık şeyler genel başkanımız ağzından söylendiği miş gibi yapılan alaycı karikatürler okumaktan ar ederim bu ifadeleri genel başkanımıza yapılan bu hakaretleri şimdi ne yapıyoruz bunu zarfa koyuyoruz gönderen Özgür Özel gönderen Özgür Özel alıcı Mahir Ünal kendisine yolluyorum evrakın üstüne hani böyle damga vurmak gerekirse özür taleplidir Bunları okusun ve en ufak eleştiri mi, en ağır hakaret ve küfür mü görsün? Mahir Bey'in en ufak eleştiriye kızmıştı dediği personelle ilgili o gün mecliste bulunan Elitaş ifadelerin kabul edilemez olduğunu bu ifadelerin kullanılması durumunda ilgili personel hakkında en ağır işlemlerin yapılması gerektiğini söylemiş. Yöneten meclis başkanı aynı ifadeleri söylemiş. Bu kardeşiniz de ortada duran bilgisayarı sökmüş getirmiş meclis genel kuruna koymuş. Sonuç personelin bir daha meclis yerleşkesine girmesi yasaklandı. Ekmeğiyle oynamayalım dedik. O günkü muhataplarımız bilir. Meclisin bir başka yerinde bir depoya kondu. Şu anda da emekli oldu gitti. Genel başkanımızın talebiyle ekmeğinden oynamadık. Emekli olmasına müsaade edilecek şekilde kendisi buralara gelmesin bize yeter dedik. Meclisin bir başka yerine kondu. Meclis başkanı hayatta, eli taş hayatta, meclis başkan vekili hayatta, personel hayatta. Mahir Bey diyor ya, her şey biz yaşarken oldu. Her şey biz yaşarken oldu Mahir Bey. Ama eline tutuşturulan bilgi notunu böyle özensiz değerlendirirsen böyle açığa düşersin. Mahir Bey teklifimdir. İçinden herhangi birini çeksin ifadeyi savunuyorsa ben kendisinden özür dileyeceğim. Yoksa genel başkanımızdan ve kamuoyundan özür dilesin. En ufak eleştiri dediğim ağır küfür, hakaret çıktı desin. Bir sürü photoshop var desin. Bu kadar ağır hakareti kimse hak etmez desin. O gün Sayın Elitaş'ın tutumu AK Parti Grup Başkanı, ve İktidar Partisi Grup Başkan Vekine yakışır bir tutumdu. Bugünkü Mahir Ünal'ın tutumu utanç vericidir. Altı sene sonra kimsenin taşıyamadığı ve artık meclise sokmadığı üstüne gitsek memuriyetten men cezasının kesin olduğu ama sayın genel başkanın ekmeğiyle oynamayın gözünüze görünmesin yeter dediği için meclis dışında görevlendirilip bugün emekli olmuş bir personelden bahsediyoruz. Ve Mahir Bey bunu gündem edecek kadar siyasi bir tükenmişlik içinde. Ayrıca Mahir Bey buradan açıkça söylemeyeyim alınmayasınız. Geçmişte de siz genel başkanınız gibi bize iki terör örgütünün ismini peşi sıra söyleyip o terör örgütleriyle ilişkiliymişiz gibi deyince ben burada dedim ki aileler yarışıyor da sorsak en popüler cevabı arıyoruz. O iki terör örgütü ben reklamını yapmayayım sen de incinme. Le adı en çok anılabilecek AK Partili kimdir? Tırınt, en popüler cevap Mahir Ünal demiştim. Dava açtın. Ne oldu sonuç? Mahkeme kimi haklı gördü? Sonuç ne oldu? Onu bir ara mecliste söyledin de ben sonra bunları söyleyince nasıl sinirlerim bozuldu. O yüzden Mahir Bey sıkletinde olmayan güreşlere girmesin. Mahir Bey altından kalkamayacağı büyük laflar etmesin. Hem o gün ettiği hukuken tescillendi. Burada artık o ifadeyi bir daha söylemeyeyim. O terör örgütlerinin adını o anmıştı. Ben cevaben söylemiştim. O yüzden herkes buna doğru bir yerden yaklaşır diye düşünüyoruz. Kısa birkaç konu var sonra çok çarpıcı bir hususa geleceğim. Esnaf kuryeler çok fazla şikayet geliyor. Bu konuda iki tane kanun teklifimizin komisyonda bekliyor, değerlendirilmesini bekliyoruz. Dün tesadüfen Ankara'da bir kurye önümde durdu yürürken. Dedi ki ben kuryeyim, Akşamüstü saat beşti, ikinci işimdeyim. Sabah sekizden üçe kadar esnaf kuruyor olarak kendi motorumla bir esnafın yani bir lahmacuncunun yanında çalışıyorum. Ama oradan aldığım asgari ücret kira derken, yakıt derken gidiyor. Çoluğumun çocuğumun nafakası için üçten gece on bire kadar da bu kurumsal bir zincir mağazanın onda çalışıyorum. O da asgari ücret veriyor, paket başına da bir yirmi beş prim var dağıttığım paket başına. Günde 10 kere götürürsem 12,5 lira da ilave para alıyorum. Çok zor durumdayız. Ben gece 11'de motoru teslim ediyorum. Eve girmem. 12'yi geçiyor. Çocuğum uyuyor. Sabah 7'de kalkıp öbür işe gidiyorum. Günde 7 saat evinde kalan bunun içinde banyosu, tıraşı ve uykusunun olduğu 7 saat ve onun dışındaki 17 saatte işe gitme dönme ve işte motor kullanmayla geçiyor. Bu ülke bu hale geldi. Bu meclis açılır açılmaz hem bu esnaf kuryeler hem kurye olarak çalışanlar hem uzaktan çalışanlar bu pandemi sonrası çok artan denetimsiz ve emekleri sömürülenlerle ilgili hem kanun tekliflerimizi çalışacağız. Bunlar bir şey yapmasın varsın. İlk seçimden sonra İlk üç ay içinde bu sorunlar kökünden çözülecek. Kimse yedi saat boyunca git eve duşunu al yat uyu kalk tıraş ol terk et çoluğunu çocuğunu bir hafta boyunca görme. Haftada bir gün izni var o da aynı günlere denk gelmediği için iznini bile izin günlerinde bile sekizer saat çalışıyor. Bir bir firmada bir bir firmada. Diğerinde on altı saat toplam çalışıyor diğer altı gün. Biz bu zulme son vereceğiz. Bütün kurye kardeşlerimize sesleniyoruz. Sizin haklarınız korunacak, insani şartlarda çalışacaksınız, insani şartlarda ücret alacaksınız. Ayrıca devlet böylesine zor durumlar için size hem yıpranma payınızı hem de özel desteklerini sunacak. Hiç merak etmeyin. Az sabredin seçim gelecek, bu zulüm bitecek. Engelli öğretmenler Eylül ayında 20 bin öğretmen ataması müjdesi verildi. O 20 bin yetmez öğretmenler için. O sayının mutlaka artması gerekiyor. Ama engelli öğretmen atamasından haber yok. 5 bin tane engelli öğretmenimiz var. Görevlerini yapmak için bekliyorlar. Bu 5 bin öğretmenimizin bir çırpıda atanması lazım. Hem engellilere destek olacağız diyorsunuz. Hem öğretmene ihtiyaç var. Hazır engelli öğretmen 5 bin kişi bekliyor. Bu konudaki kanun teklifimizde mecliste yaparlarsa yaparlar yapmazlarsa ilk geldiğimizde üç ay içinde bütün engelli öğretmenlerimizi atayacağız. Onlar da merak etmesinler. Bulgaristan vizesi dün akşam Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla hep birlikte okuduk. Bulgaristan kimlik kartı bulunan kişiler Türkiye'ye yapacakları turistik veya transit geçişli seyahatlerde 90 gün süreli vize muafiyeti sağlanmış. Çok iyi, çok hoş. Buyursunlar gelsinler. Ama bu tip işlerde mütekabiliyet aranır. Bizim vatandaşımız Bulgaristan'da bundan yararlanabiliyor mu? Hayır. Peki 3 Temmuz günü Fransa Türkiye'ye transit vizesi koydu. Transit. Hani dış politikada iyi işler yapıyorsunuz ya. Örneğin Fransa aktarmalı Amerika uçacaksın. Fransa'dan transit vizesi alıyorsun. 4 Ağustos'tan itibaren İspanya'da getiriyor. İspanya aktarmalı, Madrid aktarmalı herhangi bir ülkeye uçacaksın. Transit vizesi. Bir ülkenin bir başka ülke vatandaşı yapabileceği en büyük zulüm. Hava alanında durmak için vize istiyor adamlar. Bu mu diplomatik başarı? Sen Bulgaristan kimliğini göster 90 gün tamam. Bulgarlar sana yapıyor mu? Hayır. Türk pasaportunun her geçen gün değer kaybettiği, ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının 250 bin dolar, 400 bin dolar daire karşılığı promosyon diye dağıtıldığı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en aciz günlerini yaşatıyorsunuz. Yazıklar olsun. İktidarımızın ilk üç ayında bunların hepsi yeniden düzenlenecek. Özellikle gençlerimiz için karşılıklı vize anlaşmaları hızla yapılacak. Vize diye bir dert Avrupa Birliği ile çoktan hak ettiğimiz ama... Ne olacaktı? Vizesiz dolaşım hakkı. Bütün Avrupa Birliği ile. Neden olamadı? Kişisel veriler koruma kanunu düzgün olmadı. İki, siyasi ahlak yasası. Siyasi ahlak yasası çıkarsa AK Parti il ve ilçe başkanı bulamıyormuş. O siyasi ahlak yasasının yasakladığı işleri yapmayan il ilçe başkanı bulamıyormuş. Siyasi ahlak yasası da iktidarın ilk üç ayında hatta ilk bir ayında çıkarılacak. Bütün gençlerimiz başta Avrupa Birliği bütün dünyada vize serbestlisiyle karşılıklı mütekabiliyete dayalı vize anlaşmalarıyla rahatlıkla dolaşacaklar. Bunu da buradan ifade edelim. Gençleri çılgına çeviren aslında her gün bize çalışan bir bakanı var AK Parti'nin. Sayın Mustafa Barank. Çok kendisiyle hoş ilişkilerimiz oluyor mecliste bütçe görüşmeleri sırasında da. Diyor ki bize en çok sorulan soru Sayın Bakanım hangi okulu okursam Kolay iş bulurum. Bu soruya Barank'ın verdiği cevap. Kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmamalı iş tercih ederken. Ya bu soruya bu yanıt mı verilir Sayın Barank? Herkes bakan evladı mı? Bunlar vatan evladı. Sen görmüyor musun genç işsizlik nerelere varmış? Yüz gençten 73 tanesi fırsatını bulursam yurt dışına gitmek isterim diyor. Sen diyorsun ki İstihdam odaklı bakma. Ne odaklı bakacak? Her gün babasının avcuna mı bakacak? Anasının dizinin dibinde televizyon mu izleyecek üniversite mezunları? Ne yapacak? Kahveye çıkmaya parası yok cebinde. Kafeye gitmeye parası yok cebinde. Bir arkadaşıyla gidip bir yerde çay içmeye parası yok cebinde. Istihdam odaklı yaklaşmıyor. Ne odaklı yaklaşacağız? Böyle cevap mı olur? Gençlerin çıldırdığı kadar sosyal medyada tepki gösterdikleri kadar var. Mustafa Varank'ın bu sözü herhalde AK Parti'ye yakın düşünen az sayıda genç vardı. Her ankette daha da azalıyor. Artık onları da herhalde AK Parti'den uzaklaşmıştır. Siz işi düşünmeyin diyor meslek seçerken. İş bulmak önemli değil. Herkesin arkasında Varank amcası yok. Herkesin Varank dayısı yok. Herkes hamili kart yakınımdır. Bu genci işe alın. Tak her şirkette işe giremiyor. Bizim çocukların Türgev'den, Türkva'dan, Okçuluk Vakfı'ndan alınmış torpil listelerinde adı yok. Ondan işsiz kalıyorlar Sayın Barank. Ürettiğiniz, getirdiğiniz sistem partinize oy verenleri de değil. Sizinle aynı paralelde düşünenleri de değil. Bir avuç sarayın etrafındaki adamın torpil listelerindeki yağlı ballı seçilmişleri en krema tabakayı temsil ediyorsunuz siz. AK Partili ailelerin çocukları işsizlikten eziliyor. Siz de diyorsunuz ki işe girme diye bakmayın iş tercih ederken. Neye girme diye bakacak. Şimdi bu bahsettiğimiz bütün bu arkadaşların iki tane marifetine değinelim. Bir tanesi Soma. Balıkesir mitingini izleyenler bir şeyi gördüler. Soma'daki işçiler Genel Başkanımızın da Bay Kemal bütün bu sorunları çözecek demesiyle hep birlikte Bay Kemal Soma'ya diye tezahürat ettiler. Ne var Soma'da? Soma'da Ege işletmelerine ait Eyniz Açık Ocağı'nı Yeni Adolu şirketine devrediyorlar ve özelleştiriyorlar. Anayasaya göre madenler devletindir. Ama bunlar efendim rödevans hizmet alım sözleşmesi ya ne hizmeti? Adam bize ait olan kömürü gelip alıp gidiyor. Bunun hizmeti mi olur? Maden kalmıyor ki geriye. Madeni götürüyor. Gidip de madenin içinde çalışıp madenin gerisini bize bırakmıyor ki hizmet alımı yapasın. Redevans falan diye anayasanın arkasından dolaşıyorlar. Şimdi bir açık ocak içinde bunu yapıyor ve ellerinde sarı beretleri, analarının ak sütü gibi helal maaşlarıyla Alın terleriyle Somalı madenciler buna direniyorlar ve bizi özel sektörün elinde perişan etmeyin diyorlar. O yüzden yürüyüşe geçtiler. 40 ağacın çam denen bölgesinde mesire yerinde durduruldular. Oysa ki bundan önce genel başkanları trafik kazasında hayatını kaybeden sendikamızın bağımsız maden işin Somada hayatını kaybeden 301 kişi ve onun arkadaşlarının haklarını almak için yürüyüşü yine aynı yerde durdurulmuştu. Mahkemeye gitmişti bağımsız maden iş ve bağımsız maden işe Anayasa Mahkemesi şehirler arası yolda yürüyebilirsiniz kararını vermişti. Kanunun onu yasaklayan 1983'teki kanunu iptal etmişti. Bağımsız maden işin açtığı yoldan madencilerimiz yürümek istiyor. Durdurdular orada. Biz onların talebinin arkasındayız. Genel başkanımız söyledi. Koyun çayı geliyorum bir ağacın altında içeriz dedi. Genel başkanımız gidecek ve o çayı içecek. Onların taleplerini gündemde tutacağız. Madenin özelleştirilmesine hep beraber direneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bu tip özelleştirmeleri yapmayacağız. Yapılmış olanları durduracağız anayasaya aykırı maden özelleştirmelerinin tamamının karşısındayız. Sayın Deniz Baykal 1970'lerin sonunda madenleri devletleştirdi. Anayasada da devletin olduğu yazıyor, milletin olduğu yazıyor ama yandaşlara peşkeş çekiliyor. Bu düzene dur diyeceğiz. Ha bu madencilerin hep yanlarında olan Somalı madencilerin bağımsız maden iş vardı. Bu sefer madenciler yürürken madencilerin örgütlü oldukları sendika, maden iş sendikası görülüyor. Burada şu şehri düşelim. 301 hayatını kaybeden şehidimiz maden iş mensubuydular. Ama o 301 şehidin mahkemelerine maden iş yöneticileri adım atmadı. O kazanın olduğu şirket ve o şirkette örgütlü sendikanın başkanı 6 bin madencinin hışımla sendikaya yürümesi sonucunda maden kazasından günler sonra istifa etmişti. Döndüler dolaştılar şimdi maden için genel sekreteri oldu. Çıkmış burada sendikacılık oynuyorlar. Özel madenlerde işçilerin emeği sörülürken susanlar. Soma'da 301 maden işçimizi 3 sermaye siyaset sendika üçgeni yutmuşken. Soma Komisyonu'nun bütün raporlarında sendikanın üzerine düşen eğitim, denetim işlerini yapmadığı, gelen denetçileri bile alıp oyaladığı, hatta işte rakı balık ayvalık diye gelenin terziğine göre sorumluluklarını yerine getirmediği sabitken, o duruşma salonuna gelmeyen, gelemeyen, giremeyen ama patronların istediği pusulaları madenden çıkan işçilerin eline kapalı zarfla tutuşturup, kendilerini yeniden seçtiren bir sendika karşıdaki rakip patron değil de patron devlet olunca sendikacılık oynamaya karar vermiş. Bu yaptıkları mücadelenin bu kısmında peki diyoruz. Biz bu sendikanın bütün mensuplarını kardeşimiz bilip sarılıyoruz ama bu sendikanın Soma faciası öncesinde ve devamında ve yargılama sürecinde ve bugüne kadar özel madenlerdeki sarı sendikacılığını da unutmuyoruz. O işçilere, o işçilerin evlatlarının da kendilerinin alın terlerinin yüzü su hürmetine sonuna kadar sahip çıkarız. Ama bu sendika sendikacıymış gibi yapmasın. En kısa zamanda da Sayın Genel Başkanımızla işçilerin çayını içmeye, onların sesini duyurmaya Soma'ya da gideceğiz. Bu mücadeleyi de hep beraber vereceğiz. Son konumuz ve en çarpıcı konumuz Mamak Belediyesi ile ilgili. Ankara Ak Partili Mamak Belediyesi ile ilgili. Elimizde dünya kadar evrak var. Bunlardan bir tanesi bir şikayetçinin ifade tutanağı. Mamak Şehit İsmail Kılıç Polis Merkez Amirliği'nde alınmış bir ifade. Bu ifade, bu ifade ve devamındaki evraklar tüm basın mensuplarımızın incelemesine açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan tamamının fotokopilerini verebiliriz. Bütün hepsinden paylaşabiliriz. Birazdan da bir videoyu göstereceğim zaten. Bu ifade şöyle 6 Haziran 2022 günü Mamak Şehit İsmail Kılıç Polis Merkezi'ne Cercis Utaş isimli vatandaşımız gider ve özetle der ki ben 2007 yılında benzin istasyonu yapmak için Mamak Belediyesi'ne ait Lalahan'da 3074 metrekare arsa satın aldım. Satın aldıktan sonra inşaata başlayabilmek için benzin istasyonu açabilmek için Mamak Belediyesi'ne başvuru yaptım. Mamak Belediyesi yetkilileri buraya benzin istasyonu yapamayacağımı Ankara Büyükşehir İmar Komisyonuna başvurarak plan uyumsuzluğunun giderilmesini söylediler. Gerekli başvuruyu yaptım. Ancak bana bütün işlemlerimi yaptığım halde Mamak Belediye Başkanı Murat Kösen'in yer satın alındığında başka belediye başkanı var önceki ancak başvurunun sonuçlanması aşamasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin bu başvuruyu onaylamayın dediğini ve Melih Gökçek döneminde başlayan ve Mustafa Tuna döneminde sona erdirilen incelemeyle bu evrakın Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin telkiliyle işlem yapılmadığını, başvurunun onaylanmadığını öğrenmiş. İş dünyasından arkadaşların vasıtasıyla Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yanına gittim diyor. Beni belediyede bir odaya aldılar diyor. Bu görüşmede diyor danışmanı İsmail Aslan, başkan yardımcısı Ercan Kınacı ve başkan vardı diyor. Bana dediler ki diyor senin bu işini onaylattırırız ama Yeşilbayır civarında cami yaptıracağız. 150 bin dolar para vermen lazım. Yalvar yakar kavga dövüş 100 bin dolara anlaştık. Ama bana resmi bir hesap falan verilmedi. Parayı Ercan Kınacı'ya elden teslim etmem söylendi diyor. Mamak Caddesi üzerinde Kahvetepe isimli iş yerinde Ercan Kınacı'ya naylon poşet içinde yüz bin dolar verdim diyor. Yanında Nihat Çiftçi diye arkadaşını şahit gösteriyor. Üçünün de telefon numaralarını söylüyor ki kayıtlardan aynı mekanda buluştukları tespit edilebilsin diye. Ve bunun üzerine aynı gün büyük şehirdeki işim çözüldü diyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek gitmiş. Yerine Sayın Tuna'nın olduğu o dönem var. Melik Gökçek FETÖ ya da yolsuzluk söylettirmesinler deyip kendi kendine istifa ettiği ve hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadığı dönem. Mustafa Tuna'nın dönemi. Ve o dönemde benim işim dakikalar içinde çözüldü diyor Ankara Büyükşehir'de. Gittim diyor, evraklarımı aldım diyor. Ama diyor Mamak Belediyesi'ne başvurdum. 13 aydır işlemi yapmadılar diyor. Tekrar tekrar gittiğimde de dediler ki diyor o iş büyük şehirde oldu ama Mamak Belediyesi'ndeki işin için 1 milyon TL daha vereceksin. Bu parayı vermeyeceğimi söyledim ve o gün 6 Haziran 2022 günü gittim ki diyor Belediye Başkanı Murat Köse ile görüşeyim. Kapıya talimat verilmiş, belediyeden sokulmadım diyor ve belediyeden giremediğim gibi darp edildim ve geldim diyor size bu şikayetimi söylüyorum. Tabii biz sadece bu tutanağın doğru olup olmadığını falan doğrulatmak isterken 20 dakikalık bir kayıtla bu iş adamının bütün mevzuları satır satır teker teker ee, baş daha yapsın. Buna hayır yani ben dedim ben size bağış yaptım yani. Geldim söyledim bunu sana. Benden ne bağışı bir daha istiyorsun? Ya işte orası büyük şeydi. Orası biz büyük şehir için aldık. Burayı hallettik. Yani ben bu parayı rüşvetle, kesinlikle, kesinlikle benim zaten yasa dışı bir şeyim yok. Ben ben sadece ben çaresizim, çaresiz bir vatandaşım. Çaresiz olduğumu düşündüm. Benim Tutun, ben özetle ben anlattığım bütün bu konuyu 20 dakika anlatıyor. Filast disk elimizde. İsteyen basın mensubu arkadaşımıza 20 dakikalık bu kısmını, isteyen basın mensubu arkadaşımıza ilgilendikleri kısmı televizyonlara, gazetelere grubumuzdan verebiliriz. Şimdi Yalova Belediye Başkanı kendi haberinin olmadığı, aşağı bir yerlerde yapılmış bir işlemden belediye başkanısın. Haberin olmalıydı denilerek görevinden alındı. Yerine AK Partili vekil seçildi. Tayyip Erdoğan grupta sanki belediye başkanı seçilmiş gibi rozet taktı, elini kaldırdı. Bilir kişiye gitti, bilir kişi raporu başkanımızın lehine. Bilir kişi hakkında suç duyurusunda bulundular. İkinci bilir kişiye gitti, değişen hiçbir şey yok görüntüde ve bu aşamada Yalova Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı. Neden soruşturmayı etkilemesin? Aşağılardakiler yapmış ama Koskoca başkan sen bunu bileceksin. Menderes Belediye Başkanı benzer bir şekilde hakim git görevine devam et dedi saldı. Süleyman Soylu görevden aldı. Avcılar Belediye Başkanımız 8 yıl önce başkasının yaptığı bir işlemden sorumlu tutulduğunda İçişleri Bakanlığı başkan bunu bilemez demiş soruşturmaya izin vermemiş. 8 yıl sonra soruşturmaya dahil edildi. Ama Mamak Belediye Başkanı isimler belli telefonlar belli oturmuşlar para istemişler para verilmiş şahit var HTS kayıtları var yetmemiş bir daha diyor bu başvuruyu yapınca bir de hakkında suç duyurusunda falan bulunup almışlar adli kontrol şartı falan sonradan mahkeme adli kontrolü de kaldırmış suçlamada bulunan kişiyi tehdit ettin darp ettin belediyeye saldırdın diye suç duyurusunda bulunuyorlar kişi yaşıyor. Ifadeleri ortada, tutanak ortada. Mahkeme Mamak Belediyesi ile ilgili, başkanla ilgili ne yapıyor? Süleyman Soylu halen daha bu Mamak Belediye Başkanı'nı nasıl görevde tutuyor? Diyorsun ya, soruşturmanın selaheti için delilleri karartmasını aldım. Nasılsa belediye meclisinden biri seçilir. Belediye meclisinin çoğunluğu sizde beyler. Buyurun seçin. Bir başka AK Partili yönetsin. Ama bu rüşvete Adalet ve Kalkınma Partisi ne diyecek bakalım? Sayın Mahir Ünal, hakaretlere hadsizlik dediğimizde hop bir buçuk saat sonra yapmadığın işleri yapıp basın toplantısı yapıyorsun. Hadi bir buçuk saat sonra çık bakalım anlat. AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik, kibri dağlarda burnu havada. Hadi çık açıkla Mamak Belediye Başkanı'nı. Nasıl olmuş bu işler? Niye yapmıyorsunuz? Neden hemen o kayıtlarını almıyorsunuz? O adreste bulunulmuş mu, o adreste çalışılmış mı? Bunların hepsine bakılması lazım. Mahir Bey kusura bakmasın, gönderi gecikti. Özür talepli olarak yolluyorum kendisine. Benim söyleyeceklerim bu kadar, sorunuz varsa cevaplayabilirim. Bu 200 milletvekilinin toplanması için 5 siyasi partiyede, mecliste bulunan bütün milletvekillerimize de kamuoyunun açık ve vicdani bir çağrı yaptık. Bu çağrımızın karşılık bulacağını düşünüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin atmış olduğu bu mesajla Ankara'ya gelip mecliste bulunup salona girmeyerek sağlık çalışanlarının sorunları konuşulmasın tutumuna ve onların istediği kanun çıkmasın tutumuna AK Parti grubunun itiraz edeceğini bir aklı selime kavuşulabileceğini ümit etmek istiyoruz. Ayrıca farklı endişeler, farklı rahatsızlıklar ve kamuoyuna yapılan farklı açıklamalar var ama ben bütün muhalefet partilerinin böyle bir konudaki daha önce çok net tutum almışlardı bu konuda burada bulunacaklarını düşünüyoruz. İyi Parti açıkladı. Türkiye İYİ İşçi Partisi olumlu yaklaştıklarını söylediler. Bağımsız milletvekilleri ayrı ayrı hep ifade ediyorlar. Bir 10-12 milletvekiline ihtiyaç var. Halkların Demokratik Partisi katılırsa zaten herhangi bir sorun yok. Ama ben 10-12 tanenin çok daha üzerinde bu sorunun çözümünü isteyen ve kalkıp seçim bölgesinden meclis bizim talebimizde meclis başkanı çağrısıyla AK Parti'nin mesajıyla buraya gelmiş milletvekillerinin duralım da bu sorun konuşulamasın, meclis çalışamasın gibi bir yaklaşımda bulunmayacaklarını ümit ediyorum. Ve şöyle bir şey de söyleyeyim. Hani Mayrünal diyor ya meclisimizin gelenekleri falan. Bu meclisin geleneklerinde böyle bir hinlik yok. Meclis usulüne göre çağrılacak, başkan tarafından toplanacak. Girmeyelim de sayımızı kullanarak konuşturtmayalım. Muhalefet olağanüstü toplantıya çağırıp da biz katılmayalım. Toplantı olmasın hinliğini 1987'de CHP toplantıya çağırdığında ANAP yapmamış. Gelmiş görüşmüşler. 1990'da Doğru Yol Partisi çağırmış. ANAP gelmiş görüşmüşler. 1992'de ANAP çağırmış. Bu sefer Doğru Yol Partisi CHP koalisyonu varmış. Gelmişler görüşmüşler. 1996'da Refah Partisi Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmış. Anavatan Partisi gelmiş görüşmüşler. Yani bu Mahir alın, hinliğini cinliğini bu kadar masraf edilecek, uçaklara binecek, arabalara binecek, meclise gelinecek, her şey hazır. Kapıda duralım çalışamasınlar. Hinliğini yapan bir parti yok. Bunu bir kere daha AK Parti tenezzül etmişti. Tenezzül ederlerse bundan sonra benzer durumlar olduğunda örneğin mecliste olurlar da meclise olağanüstü toplantıya muhalefet partisi olarak çağırabilecek sayıya ulaşırsa AK Parti ile MHP biz geleceğiz. Gelmezsek bu videoyu oynatırsınız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gerekli sayıya beşte birlik sayıya ulaşılıp meclis başkanınca toplantıya çağrıldığında Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir yola tevessül ederse bu videoyu yüzüme oynatın arkadaşlar. Yapmadık, yapmayacağız. Geçmişte CHP yapmadı, ANAP yapmadı, Doğru Yol yapmadı. AK Parti tenezzül ediyor. Bu tenezzül eden tamahkar dönem kapanıyor. Biz böyle bir şey yapmayacağız. Bu millet görevlendirmiş, anayasalak kullanılmış, meclisi toplantıya çağrılmış, girmiyoruz kapıda bekliyoruz. Toplayabilirlerse girip kapatırız, toplayamazlarsa amacımıza ulaşırız. Hinliğini Mahir Ünal'a iade ediyoruz. AK Parti grubuna da diyoruz ki siz sakın bu sinsi planların parçası olmayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisin tarihindeki iyi örnekleri görün. Söz veriyoruz. Seneye siz çağıracaksınız. Biz geleceğiz. Size bilgi vereceğiz. Dediğiniz kanunu görüşeceğiz. Araştırma önergeniz varsa gündeme alacağız. Üzerinde konuşacağız. Ve en sonunda meclis kararını verecek. Meclisin karar vermesinin önüne böyle Ali Cengiz oyunlarını CHP'nin içinde bulunduğu bir iktidar oynamayacaktır. Bugünden açık taahhüdümüzdür. Başka soru? Ben muhalefete muhalefet etmem biliyorsunuz. Sadece sorunuzun içeriğinde olan kısmıyla şunu söyleyeyim. Geçen hafta zaho gündemiyle olağanüstü toplantı çağrısında HDP siyasi nezaket gereği bize te telefon açmadı. Meclis başkanına dedi ki senin yetkin var topla. Meclis başkanı toplasa bugünkü durum. Meclis başkanı toplamadı. Bizim başvurumuzda yetkisi yok. Meclis başkanı günü saati değiştirebilir. Biz de o yüzden en son güne koyduk. O güne çağırdı. Zaho için toplanırken siyasi nezaket aranmıyorsa ya da Suruç için biz çağırdık. HDP o dönemde icabet etti geldi. Suruç için çağırdığımızda da aramamıştık. Suruç için davet ettiğimizde Suruç katliamından sonra 2015 Temmuz'da görüşmeye çağırdığımızda HDP grubu siyasi nezaket yok dememişti. O yüzden bugün demelerini siyasi tutarlılık anlamında daha fazla bir şey demeyeyim. Benim Muhalefete eleştirmek, muhalefete muhalefet etmek gibi bir yükümlülüğüm yok. Millet de bizden bunu beklemiyor. Ee, bunu ifade edelim. Ama bir şekil şartın tamamlanması sağlık çalışanlarının hayatını kurtaracaksa ben Halkların Demokratik Partisi'ne de çağrıda bulunurlarsa AK Parti'ye de MHP'ye de ziyarette bulunup bize izah edilmedi diyor süremiz var. Önümüzde beş gün süre var. Bizzat gidip anlatmaya hazırım. Bir eksiklik varsa o eksikliği de ortadan kaldıralım. HDP'nin suruçta görmediği bir eksiklik, Zaho için görüşmede gerek görmediği bir şeyi CHP yapsın diyorsa ana muhalefet sorumluluğuyla sağlık emekçileri yaşasın diye ben bunu da yapmaya hazırım. Ben bunu sadece HDP için değil grup olarak katılmayan bütün milletvekilleri için söylüyorum. 12 milletvekili gelir ve katılırsa görüşmeler açılır. Şu ana kadar geleceğini söyleyen herkes tam kadro gelebilirse. Mutlaka fireler olur. Örneğin Covid karantinaları olur falan. 20-25 milletvekili gelirse kesin olur. HDP tutumunu değiştirirse bence çok kıymetli olur. Ama bu aşamadan sonra her şey artık ee, kamuoyunun önünde oldu. Ben açık söylüyorum. Yani kamuoyunun önünde Cumhuriyet Halk Partisi gelsin anlatsın diye Mahir Bey çağırıyorsa Mahir Bey'e gidelim. MHP çağırıyorsa MHP'ye gidelim, HDP çağırıyorsa HDP'ye gideriz. Ve anlatırız. Yeter ki sağlık emekçilerinin işi olsun. Yani bizim burada dedikleri gibi biz gelin hep birlikte ortaklaşalım diyoruz. Buradaki tutumumuz son derece nettir. Onun dışında da siz söylediniz ben ifade etmedim ama dokunulmazlık gündemi şu doğru değil. Bu meclis toplandığı toplantıya çağrılırken ki gündemle ve meclis başkanının uygun gördüğü tarih ve saatte toplanır. O gündem tüketilir ve biter. Tekrar tatile girer. Oradan sonra AK Parti biz gündemimizi sürdürürüz dediği onların AK Parti kaynaklarından söylenen bu yapılamaz. Tutanaklarda AK Partili meclis başkanlarının benzer taleplere toplantıya talep konusu dışında bir konu görüşemezsiniz dediği onlarca tutanak var. Ama AK Parti bunu HDP'ye siz gelirseniz açılacak bak gelirseniz dokunulmazlığı gündeme alırız diye aslında yapamayacakları bir şeyi söylüyorlar. Bu doğru değil. Yapamazlar. Ha ne yapılabilir? E AK Parti birkaç gün sonrasına bir toplantı talebi koyar. Şen topta o günü uygun koyar. E bu imkan her zaman var zaten. Yani pazartesi günü meclis toplansa da AK Parti çarşambaya meclisi toplantıya çağırabilir. Toplanmasa da çağırabilir. Burada bir kavram kargaşası yaratmanın bir faydası yok. Bunu AK Parti kaynakları diye söyleyenler ya işte toplanırsa HDP'nin dokunulmazlık dosyası görüşülür. Milletvekilliği düşürülür. Ayrıca bir şey söyleyeyim. Ben HDP'li değil. Bu mecliste görev yapan herhangi bir milletvekilinin HDP'liler de dahil. Sağlık çalışanlarının hayatını ilgilendiren böylesi önemli bir görüşmeyi kendi dokunulmazlık oylaması bir Ekim'de mi yapılsın bir buçuk ay önce mi yapılsına bağlamayacağını ve o milletvekillerine dahi sorulsa sağlık çalışanlarının gündemi görüşülmelidir diyeceğini düşünürüm. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bir Ekim'de gündeme alınması düşünülen bir meseleyi sağlık çalışanları gündemini fırsata çevirerek dokunulmazlık düşürmeye kalkıp da kamuoyunun önünde bu duruma düşeceğini de düşünmem. Siyasi bir faydaları da yok zaten bu konuda. Ben ne samimi görüyorum da ben soruya cevap verdim. Ben soruya cevabım şudur. Bu nezaketi Zaho meselesinde aramamışlardı. Bize aramadılar ve eee görünen o ki eee Suruç meselesinde de bunu dert etmemişlerdi. Onu söylüyorum. Ha başka bir gündemleri var mı? Eğer HDP dokunulmazlıkla ilgili bir endişesi varsa onu söylerdi burada. Söylediyse söylerlerse de siz bana tekrar sorarsınız. Ama ben yapılan açıklama açısından siyasi tutarlılık açısından bu ikisini hatırlatma gereği duydum. Teşekkür ederiz arkadaşlar.